Şangay'dan merhaba. Bugün sizi ilginç bir yere götüreceğim. Hakkında çok fazla haber çıkan, ne yazık ki insanları kızdıran haberlerin yapıldığı bir yere gidiyorum. Wet Market, aslında semt pazarı. Tabii ki Wuhan'daki gibi mi diyeceksiniz. Wuhan'daki pazar deniz ürünleri ve vahşi hayvan pazarı olarak geçiyor. Buradakiler, wet marketler ise daha çok semt pazarı gibi. Ama tabii ki çoğunlukla işte pazarlar yeniden açıldı, işte yine yarasa satıyorlar vesaire haberlerine gidip wet market'teki tavuk satan, işte domuz satan resimleri koyuyorlar ya da eski resimleri koyuyorlar. Ben de size wet marketlerin nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Sitemin karşısında bir semt pazarı var. Daha önce başka bir yerdeydi, daha derli toplu bir yere alındı bir sene önce. Yani bu olaylarla alakası yok ama tabii ki bu olaylardan dolayı çok daha temiz, çok daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. Bu arada kamerayla çekim yapan başka kimse yok burada. Ben görmedim, öyle söyleyeyim. Enham! Maske takma yasağı kalktı. O yüzden bazı insanlarda maske var, bazı insanlarda maske yok. Ben takmaya devam edeceğim. Bu alan semt pazarına ayrılmış durumda. Semt pazarımıza gelmiş bulunuyoruz. Bu arada kanalıma yeni gelenler için benim adım Evrim. 7 yıldır Şangay'da yaşıyorum. Kanalıma abone olmanız beni mutlu eder. Bu şekilde daha çok video sizlerle paylaşabilirim. Burası kalabalıklaşıyor. Niha. Niha. Neyse bakalım. Niha'mıza karşılık alabilecek miyiz? Gittikçe kalabalıklaşmış. Öyle değil mi? Eskiden burası, eskiden dediğim bir hafta önce falan burası boştu. Şimdi dolu. Meyveler var tabii ki. Semt pazarında sadece et yok. O gördüğünüz etler satılmıyor. Gördüğünüz gibi her türlü bizim bildiğimiz meyvelerden tutun da egzotik meyvelere kadar. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Banana. Aman işte. Muzun adı da Xianjiang. Niha? Neymiş muzun adı? Xianjiang. Unutmayın. Niha? Nişi Şanghai'ye mi? Şanghai'ye. Ah, Henhao. Niha? Niha. Can you speak English? Oh, tabii ki İngilizce konuşuyor. Henhao. Where are you from? Oh, wow! Herkes İngilizce konuşuyor. I'm from Turkey. 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 What's your Turkish? Nikkei Yiva. Yeah. Nikkei Yiva. I've been to Iraq. You've been to Iraq. Yeah. Irak'a gitmiş. For what? For work? For work. For work? Yeah, yeah. What did you do in Iraq? I'm engaged in the high voltage cable project. Henhao, wow. Bunu hiç beklemezsiniz. Irak'ta. I work as the chief engineer. Chief engineer, wow. Irak'ta baş mühendis olarak çalışmış. Yüksek voltajlı kablo döşemesinde. Bunu beklemezdim. I think different people have different ideas. Correct. That's yeah, correct. Yeah. For me, yes, I'm near 80. So near 80. I have enough experience. Yeah. To treat these things. The most serious things for them is when Russia. Yeah. Make American red headache. Then second China. If China. Stronger than now. Yeah. So make American headache again. O giden amcamız Irak'ta baş mühendis olarak çalışmış, İngilizce konuşabiliyor ve 80'e gelmiş yaşı. Ve diyor ki Amerika'nın bu tavrı tamamen şundan kaynaklanıyor diyor. Birincisi Rusya'ydı diyor. Rusya'nın güçlenmesi Amerika'ya baş ağrısı verdi diyor. Yani canını sıktı demeye çalışıyor. İkincisi de Çin'in güçlenmesiydi diyor. Çin'in güçlenmesiyle birlikte Amerika Çin'e karşı tutum değiştirdi diyor. Soğuk savaş dediğimiz ticaret savaşını başlatmıştı diyor. Çin'in de virüsün yayılmasını kontrol altına almasından dolayı da Amerika'nın canı iyice sıkılıyor diyor. Amerika'nın tavrı bu yüzden diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Thank you.
Gördüğünüz gibi burada noodle'lar var. Noodle'lar nasıl ama? Şişe, tofu da var burada. Tofu, gördüğünüz gibi. Şişe. Burada yumurtalarımız var. Yumurta cidan demek. Cidan. Ne demekmiş yumurta? Cidan. Ni hao. Ni hao. Ni shi shanghaien? Wo me shanghai. Shanghaien, hen hao. No hao. Wo ji dan no hao. Burada sebzelerimiz, meyvelerimiz var. Wo shi huan, hen shi huan fan qie. Shi huan fan qie. Domates fan qie demek. Unutmayın. Luce. Luce. Kuş konmaz luce. Şişini. Bakın gördüğünüz gibi böyle düzenli. Bunlar daha önce de böyleydi bu arada. Sebze meyve alışverişlerimiz. İnsanlar buraya gelmeye başladı çünkü artık güven kazanıldı. Ve tabii ki bunlar dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edilmesinin yanı sıra da gerçekten çok ucuz. Hemen karşıda süpermarket var. Buradan alıyorlar. Ve tabii ki fiyat koyup alıyorlar. Ben almaya başladım mı buradan? Henüz almaya başlamadım. Ama alacağım çünkü şu an onu görmek istedim biraz da. Acaba durumlar nasıl diye. Gayet güzel. Eski haline dönmüş gibi. Tabii ki temiz. Daha temiz. Biberler var ya, şu biberler. Of, çok acı, çok acı. Şişe, baba. Goodbye, goodbye. Goodbye. Peki, et yok mu? Et de var, deniz ürünü de var. Onları göstereceğim şimdi size. Ya da şurada QR kodlar var. Bunlardan da ödeme yapabiliyorlar. Tadı çok güzel. Ben yemiyorum diyorum. Sesi ben somon balığı yiyorum. Levrek yiyorum. Hamsi tabii ki. Onun dışında diğer balıkları yerken biraz zorlanıyorum tabii ki. Yani özellikle bilmediğim balıklar ama yeni tatlara da açık olmak lazım. Burada çok fazla balık türü var. Bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız türlerine alta yorum bırakın. Ama kurbağa da var. Balıkların türünü bilen var mı? Çıkıcı yiyor mu?
Tavuk satıyorlar burada. Bıldırcınlar. Ördek var. Nihao. Sucuklar var gördüğünüz gibi. Ben onları çok yemem tabii ki. Hiç yemem hatta. Burada geliyorlar buraya. Bana şu 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 sandviçi yapar mısın diyor. Ve bunlardan... Şunun hakkında konuşuyorduk. Xinjiang çok iyi diyor. Değil mi? Evet, Çongdong da bu. Bu nüvesi, bu nüvesi... Ne ile ünlü diyor? Çikolata dedi. Bizim çikolatamız ünlü mü ki? Çay dedim ben de. Baklava. Baklava. Kim bu don? Baklavanın Çincesini öğrenmem lazım. Neyse bir daha gelir söyleyeyim. Bye bye. Et bölümüne de geleceğiz. Turşu da yapıyorlar bu arada. Hani Koreliler kimchi diyor ya. Burada da turşu var. Birazcık daha farklı. Daha baharatlı. Bana gerçekten ağır geliyor ama yapacak bir şey yok. Tavuklar var yine de. Meşhur tavuk ayağı. Tavuk ayağını yiyen oldu mu? Gerçekten tavuk ayağı yediniz mi? Ben hala yiyemiyorum. Etlerimiz var burada. Ni hao. Chicken nira mı? Nira. Aa, hen hao. Bunların hepsi dana etiymiş arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Hop, devuchi. Şişini. Chicken. Dışarı. 50块 Şu 50 lira mı? Okey, şişini. Baba. Kesme tahtası da burası. Chicken nira mı? Haşı jura mı? Jura. Jura. Daşı jura. Bunların hepsi domuz eti. Böyle. Şişini. This is Shanghai. Oh, yes. I know English. Just a little bit. Where are you from? Turkey, what's your torture? Turkey. Very Turkey. Which is that torture? Yeah. Oh, chica. My present is Elwato. Yes. Gördüğünüz gibi orada dana eti satılıyor. Burada domuz eti satılıyor. Tamamen ayrılmış durumda. Ay bunlar çok güzel. Bunları hiç gördünüz mü? Bunlar gerçekten çok şeker. Bakın nasıl yapıldığını da gösteriyor. Bakalım izleyelim biraz. Cazı dediğimizde bu arada büyük mantılar. Hani diyorlar ya mantı küçük olursa o kadar iyidir diye. Buradaki mantılar büyük. Ona da cazı diyorlar. Farklı çeşitleri de var tabii ki. Farklı
sandviçleri var. Et olanlar var. Et karışık sebze olanlar var. Ya da tamamen sebzeliye gidiyorsun. Ben genelde sebzeli yiyorum. Ya çok mu yiyorum bu arada? Hani çok cazı yiyen biri miyim? Değilim. Ama yapıldığı zaman bazen çok güzel oluyor. Özellikle soslarıyla birlikte. Gördüğünüz gibi burası benim semt pazarım. Semt pazarında o görünen görüntüler her semt pazarında olmak zorunda değil. Özellikle bu olaydan sonra da vahşi hayvan satımı zaten durduruldu, yasaklandı. O yüzden tekrar pazarlar açıldı dendiği zaman bu semt pazarları açılmış demek oluyor. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Birazcık daha buraları göstermek, kaynağından bilgi paylaşmak adına. Kendinize çok iyi bakın.